Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Zehra Bakmaz her gün onlarca kedi ve köpeği kendi imkanlarıyla beslemeye çalışıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olan Zehra Bakmaz, yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitimine uzaktan devam ettiği süre içerisinde baba ocağı olan Mudurnu'ya döndü. İlçeye geldiği günlerde sokak hayvanlarının çokluğunu fark eden Bakmaz, bu hayvanların aç kalmaması için çalışma başlattı. Bakmaz, her gün aldığı yaklaşık 15 kilogram kedi ve köpek mamasını sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere bırakıyor. Son günlerde etkili olan kar yağışının ardından yaklaşık 40 santimetreye ulaşan karlı yollarda sokak hayvanlarını beslemeye çalışan Zehra Bakmaz, insanları sokaklardaki canları yalnız bırakmaması gerektiği çağrısında bulundu. Biz Mudurnu hayvanseverleri olarak çok az sayıda kişiyiz. Her gün düzenli beslememizi yapmaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor. Bunun gibi şu an 5 annemiz var. Hepsinin 6-8 yavruları var. Yani soğukta yani barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Odunluklarda, kömürlüklerde kalıyorlar. Mama ihtiyacımız çok fazla oluyor. Soğuktan ölen yavrularımız oldu. Biz 3-4 kişiyiz bu ilçede ve kendi çabamızla işte bazen bağışçılarımız oluyor gelen turistlerden ama daha çok kendi cebimizden veriyoruz. Ama hepimiz öğrenciyiz, yetişemiyoruz. Mudurnu ilçesine bir barınak yapılması gerektiğini söyleyen Bakmaz, yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi. Yani bu ilçeye bir barınak lazım kesinlikle. Çünkü hepsi sokaktalar yani. Çarşıda zaten en az 50 köpek var. Her gün ya köylerden torba içinde yavru getirdikleri oldu. Sürekli köpek bırakılıyor buraya. Hiç yani hepsine yetişemiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Belediyelerden, kaymakamlıktan, herkesten yardım bekliyoruz. Hayvanseverlerden mama desteği, aşı desteği, yani barınak yapılmasını istiyoruz öncelikle. Biz barınak yani biz gönüllüler olarak bir barınak yapılsa gideriz orada çalışmaya da razıyız. Çünkü hayatlarımızı bunlara adadık. Yani bu ilçeden dışarı çıkmıyoruz biz. Çok önemli bir şey olmadıkça. Hayatımızı burada sürdürüyoruz. Her gün besleme noktalarımıza mamalarımızı bırakıyoruz. Annelerimizin yanına gidiyoruz. Ya günde 15 kiloya yakın mamamız gidiyor. Çok fazla çünkü köpek var. Kedilerimiz de var. Ya uğraşılmaya değmez olarak görüyorlar normalde. Ama bakan esnaflarımız da var. Yok değil ama genel olarak köpeklerin işte toplanmasını isteyen çok fazla kişi var.